İstanbul Hepimizin gelişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Nicholas Few. Nicholas 50 yılın üzerinde sürdürülebilir şehir konusunda çalışan tanınmış bir düşünce lideridir. Nicholas geçmişte BM Habitat, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi, Kentsel Strateji ve İnovasyon Konseyi, Küresel Şehirler Birliği gibi kuruluşlarda başkanlık yaptı. Bugünlerde Guangzhou Kentsel İnovasyon Enstitüsü, Shenzhen Yeşil Şehir Açık Laboratuvarı, Jocelyn Sürdürülebilir Topluluklar Enstitüsü ve Singapur Yaşanabilir Şehirler Merkezi'nde danışmanlık yapmaktadır. Nicholas'la İstanbul'da Marmar Urban Forum 2023'te sohbet etme fırsatımız oldu. Nicholas programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizin İstanbul şehri ve Birleşmiş Milletler Habitat 2 toplantısıyla ilgili önemli bir bağlantınız var. Bize bunu anlatır mısın? 1994 yılında Habitat 2 konferansı hazırlıklarında sekreter olarak görev almam teklif edildi. Bu sayede birçok kez İstanbul'a geldim. Ayrıca Habitat gündeminin sıfır taslağını hazırlayan ve gündeme ilişkin müzakereleri yürüten ekibin bir parçası olmakta onur duydum oldukça ilginç bir zamandı. Çünkü lojistikten organizasyonuna ve fuar düzenlemeye kadar konferansın neredeyse tüm aşamalarında yer aldı. Yani kariyerimde çok ilginç bir noktaydı. 29 yıl sonra İstanbul'da ne gibi değişiklikler gördünüz? Altyapıda ve şehrin temizliğinde pek çok gelişme olmuş. Hava oldukça temiz. Bence değişmeyen tek bir sorun var. O da trafik sıkışıklığı. Trafik sıkışıklığı sanırım dünya kentlerinin ortak bir gerçeği. E, bu arada şehir konularına ilginiz nereden kaynaklanıyor? Kariyerime mimar olarak başladım. Batı Avrupa'da çalışıyordum. 70'li yıllarda Kuzey Afrika'da çalışmaya başladım. Petrol krizinden sonraydı. Tabii petrol üretici ülkelerin durumu oldukça iyiydi ve yeni kasabalar, yeni şehirler inşa etmeye başladılar. İşte o zaman bir şeylerin ters gittiğini gördüm. Okulda bize öğretilen konut modellerinin diğer sosyal, ekonomik ve kültürel bağlamlara uyarlanamadığını fark ettim. İnşa ettiğimiz şehirler yerel şartlar uygun değildi. İklimi uygun değildi. o dönemin sosyal ihtiyaçlarına kesinlikle cevap vermiyorlardı. Örneğin çok kuşaklı ailelerin olduğu ülkelerde çalışıyorduk. Ama biz çekirdek ailelere uygun apartmanlar tasarlıyorduk. Kentsel gelişimle ilgili ilk girişimim farklı kültürel, sosyal ve ekonomik bağlamlar için daha uygun bir model var mı diye sormak oldu. Bu uzun bir alternatif çözüm arayışına yol açtı ve pek fazla sonuç vermedi. Ne yazık ki bir şehrin ne olduğuna dair yüzyıllarca varlığını sürdüren çok çok köklü bir kavramla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bu kavramın amacına uygun olmadığını görüyoruz. Bence iklim krizi ve Covid salgını şehirleri inşa etme ve yönetme şeklimizde çok temel yanlışlar olduğunu gösterdi. Bu hem yaşam kalitesindeki eşitsizliği hem de iklim krizini derinleştiriyor. Yanlışlardan söz ettiniz. Peki bu şehir kavramının ilk ortaya çıkışından mı kaynaklanıyor yoksa şehir kavramının toplumdaki değişikliğe ayak uyduramamasından mı kaynaklanıyor? Bir örnek vereyim. Grid planıyla tasarlanmış şehirlerin herkesin her şeye erişimini sağladığı, böylece kimsenin geride bırakılmadığı düşünülüyordu. Ama Covid bize bunun doğru olmadığını gösterdi. Şehrin fiziksel tasarımı, fiziksel düzeni ve o şehrin adil olması eşitsizliklerden engellenmesi için yeterli değil. Şehirleri tasarlarken e, kültürel ihtiyaçlara karşı daha duyarlı hale geldiğimizi mi düşünüyorsunuz? Yoksa siz de şehirlerimizin e, homojenleştiğini mi düşünenlerdensiniz? Biz mimarların kültürel ihtiyaçlara karşı daha duyarlı hale geldiğimizi düşünmüyorum. Ama şehirde yaşayanların şehri kendi ihtiyaçlarına göre düzenlediklerini görüyorum. Bu şehrin tasarımını tamamen aykırı olarak gelişmiş olabilir. Bir örnek vereyim. Siz içinde oturma odası, mutfak, yemek odası ve yatak odaları olan bir konut tasarladığınızı düşünün. Fakat o eve taşınan insanlar onu sizin tasarladığınız gibi değil, kendi ihtiyaçlarına uygun, yani bambaşka bir şekilde kullanıyorlar. Aynı şey şehirlerin başına da geliyor siz 1970'li yıllarda şehirler üzerinde çalışmaya başladınız. Bu süre zarfında 1972 Stockholm Çevre Konferansı yer aldı. İlki 1976'da yapılan Birleşmiş Milletler Habitat toplantılarının her üçüne de katıldınız. 1992'de Rio'daki Çevre ve Kalkınma Konferansı, 95'te başlayan ilk COP iklim toplantıları 2000'de kabul edilen bin yıl kalkınma hedefleri ve son olarak 2030 sürdürülebilir kalkınma gündemi e, kariyeriniz bütün bu önemli gelişmeleri kapsıyor. Peki e, 1970'ten bu yana sizce bu konularda Çevreye duyarlılık olsun, sürdürülebilirlik olsun, e, iklim değişikliği olsun, e, bu konuda ne gibi ilerleme kaydedildi? Birleşmiş Milletler'deki uluslararası kariyerimin ilk birkaç yılını hatırlıyorum. Sürekli bir savaşla geçti. Bir savaş diyorum çünkü bu büyük olaylara, bu büyük müzakerelere şehirlerin katılımını sağlamak çok zor oldu. Vancouver'daki ilk habitat toplantısına bir sivil toplum örgütü üyesi olarak katılacak kadar şanslıydım. O habitat toplantısında dünya bir konut krizinin olduğunu ve daha fazla ve daha etkin şehir planlamasına ihtiyacımız olduğunu kabul etti. Konut krizinin çözümünde şehirlerin rolünün önemi anlaşıldı. Fakat iklim değişikliği gibi, çevre gibi ulusal politikayı ilgilendiren konularda şehirlerin de kilit rolü olduğunu kabul ettirmekte son derece zorlanıyorduk. O günlerde karşılaştığımız başka bir gelişme de kırsal şehirlere göçtü. Çoğu insan kırsal kalkınmaya yeterince yatırım yapılırsa kırsaldan göçün yavaşlatılabileceğine hatta durulabileceğine inanıyordu. Bu belki de şimdiye kadar yaptığımız en büyük kavramsal hatalardan biriydi. İnsanlar ne olursa olsun şehre gelecekler. Şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan sunduğu yeni fırsatlar için şehre gelecekler. Bu göçü insanlar kabul etmemekte direniyordu. Her toplantıda, her fırsatta hükümetleri kentleşmeyi yavaşlatamayacakları konusunda ikna etmeye çalışıyorduk bu akımın devam edeceğini biliyorduk. Yapabileceğiniz en iyi şey şehirlerimizi bunu hazırlamaktı. Ne yazık ki dünyanın çoğu ülkesinde bu hazırlıklar yapılmadı ve şehirler gece kondu mahalleleriyle doluştu. Büyük müzakerelere şehirlerin katılımını sağlamak çok zor oldu dediniz. Yani bugün de aynı sorunu yaşıyoruz. İklim krizi olsun, 2030 sürdürülebilir kalkınma gündemi ve biyolojik e, çeşitlilik kaybı küresel gündemin üst sıralarında bir yer alıyor. E, ve bu konularda anlaşmalar imzalarken bakıyoruz, e, şehirler masada yoklar. E, fakat bu sorunların aynı zamanda şehirlerden kaynaklandığını biliyoruz. Örneğin sera gazı e, emisyonlarının yüzde şehirlerden kaynaklanıyor. E, ben şeyi hatırlıyorum. 2015'te e, Kopenhag'daki iklim konferansı orada belediye başkanları özel bir oturum düzenlediler. Ve ısrarla şehirler olmadan bu konuya çözüm bulamazsınız. Biz de bu müzakerelerde yer almalıyız diye e, çok ciddi mesajlar verilmişti. Bugünlerde sanki şehirlerin masada bulunması yavaş yavaş kabul görüyor. Sizce bu ne zaman değişmeye başladı? Değişmeye başladıysa tabi. İki dönüm noktası hemen akla geliyor. İlki yerel gündem 21'di. Yerel yönetimlerle ilgili bölümde sürdürülebilirliği teşvik etmek için yerel yönetimlerin rolünün önemi vurgulanıyordu. İkincisi ise kesinlikle İstanbul'daki ikinci habitat toplantısıydı. Kentsel sürdürülebilirlik resmi olarak habitat gündeminde önemli bir konu olarak girdi. Sürdürülebilir kalkınma şehirlerimizin ne kadar iyi yönettiğimize bağlıdır. Dönüm noktaları bunlardı. Habitat gündeminin bir sonucu olarak yerel yetkililer Habitat Yönetim Kurulu'nda bir koltuk edindi. Ama bu oy hakkı olmayan bir koltuktu. Bunlar önemli gelişmelerdi ama yeterli değildi uluslararası toplum şehirlerin önemini daha yeni yeni anlamaya başladı. Yerel yetkililerin sesinin duyulması sürekli bir mücadele ve bunu çok önemsiyorum. Sizce ulusal hükümetlerin bunu kabul etmesi neden bu kadar zor? Sorunun yapısal olduğunu düşünüyorum. Kurumlar üye ülkeler tarafından kuruldu. Şu anda hükümetler arası sistemin reformu konuşuluyor. Reforma ihtiyaç duyduğumuz temel alanlardan biri de yerel yönetimlerin paydaşlar çemberine dahil edilmesi. Sorunun diğer bir yönü de siyasi. Ülkenin en önemli şehrinin belediye başkanı her zaman hükümetle aynı fikirde olmuyor. <laughs> Bu konu bana hiç yabancı gelmedi. Bu kaynak meselesi olabilir mi? Örneğin e, bu konuya ayrılan fonların kontrolünün hükümette mi yoksa yerelde mi olacağı gibi sorunlar. Ulusal düzeyde kesinlikle bir kontrol sorunu olduğunu düşünüyorum. Kent finansmanı üzerinde çalışan bizler kaynakların bölüşümü için daha öngörülebilir ve daha rasyonel bir sistem gerektiğini savunuyoruz. Çoğu ülkede vergileri merkezi hükümet toplar ve bu geliri farklı alt ulusal kuruluşlara dağıtır. Prensipte bu iyi ama öngörülebilir olması gerekiyor. Bütçeyle beraber her yıl değişebilen siyasi karar olmamalıdır. Ben her zaman Çin örneğinden bahsederim. Şehrin aldığı kaynak miktarı o şehrin yapabileceklerine bağlı. Yani ne kadar çok kapasite gösterirse ne kadar çok şey yaparsa karşılığında o kadar çok para alıyor. Bu yüzden Çin'deki şehirlerin kendi metro sistemlerini, kendi havalimanlarını inşa edebildiklerini görüyoruz. Şehrin daha yetkin hale gelmesi, kendi kapasitesini geliştirmesi için bu etkin bir teşvik sistemi. Türkiye'de de benzer bir sistem olduğunu söylemek isterdim ama Türkiye'de kaynak dağılımı gerçekten çok siyasi. Çoğu ülkede de bu kararlar siyasi. Mesela Afrika'da çalıştığım birçok ülkede bu gerçek bir sorun. Belediye başkanı yılın neredeyse yarısı bitene kadar ne kadar bütçe alacağını bile bilmiyor. Haziran ayında hükümetten ödeneği aldığında bunu harcamak için 6 veya 7 ayları var. Bu durumda uzun vadeli plan yapamıyorlar. 3-4 yıl sürecek projelere hiç girişemiyorlar. Ee, ele almak istediğim iki konuya değindiniz. Sürdürülebilir kalkınmadan bahsettiğimizde aslında uzun vadeli plan yapmaktan, büyük resmi görmekten bahsediyoruz. Ancak siyasi sistem daha çok kısa vadeli başarılar üzerine kurulu. Politikanın kısa vadeli odayla sürdürülebilir kalkınma için gereken bu uzun vadeli odaklanma arasındaki gerilimi nasıl Iı, azaltabiliriz? Bunun için ne yapılabilir? Tüm paydaşları uzun vadeli bir vizyon oluşturmaya yönelik ciddi, iyi düşünülmüş bir sürece dahil ettiğimizde vizyon oluşturmanın yararlı bir araç olduğunu düşünüyorum. Örneğin 2040 yılında ne olmak istiyoruz? Şehir 2040 yılında nasıl görünecek? Ve bundan geriye doğru çalışmak. Tüm paydaşlar, halk, şirketler ve tüm kurumlar bu vizyonu sahiplendiğinde bir belediye başkanının bunu bir kenara atması çok zor oluyor. Siyasi bir değişiklik olsa bile mi? Evet. Seçimle gerçekleşen bir siyasi değişim olsa bile evet. Bu Anos Aires örneği çok ilginç. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yerel uyarlamışlar. Göstergeler belirlemişler. Ve her yıl hedeflere yönelik ilerleme raporu hazırlıyorlar. Raporlar da o göstergeler üzerine hazırlanıyor. Raporun hazırlanmasına tüm paydaşlar katkı veriyor. Bütün toplum bu yıllık incelemede seferber olduğu için yeni bir belediye başkanının bundan satması çok zor olacaktır. İlginç. E, verdiğiniz bu örnekle e, katılımın sürdürülebilirliğin ne kadar önemli bir parçası olduğunu vurgulamış oldunuz. E, şüphesiz. Ama katılımın ötesine geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Paydaşların katılımını sağlamak için daha somut araçlar bulmamız gerekiyor. Toplantılar aynı kişiler katıldığında ve aynı sesler duyulduğunda katılım etkisiz hale gelebiliyor. Katılımın etkin olması için toplumun her kesiminden katılım sağlanmalı. Ama bunun zor olduğunu, kendiliğinden gelişmeyen bir süreç olduğunu da biliyorum. Paydaşlara etkileşime geçebilecekleri somut bir konu vermek katılımı sağlamakta etkin oluyor. Bunun en başarılı örneği katılımcı bir bütçe uygulaması. Bu ilk kez 40 yıl önce Brezilya'nın Porto Alegre kentine denendi. Bütçeden bir miktar ayrılıp onun nasıl harcanacağına halk veriliyor. Halktan proje önerileri toplanıyor. Daha sonra teknik olarak inceleniyor, maliyetleri çıkarılıyor ve halkın oylamasına sunuluyor. ...halkın seçtiği projeleri yerel yönetim hayatı geçiriyor. Katılımcı bütçeleme bugün binlerce şehirde uygulanıyor? Katılımcı bütçe İstanbul'da da... ...bütçem İstanbul'a da altında uygulanmaya başlandı. Ee, diğer bir konuya değindiniz... ...bu yerel yönetimlerde kapasite sorunu. Bugün yerel yönetimler iklim krizi gibi... ...çok büyük sorunlarla karşı karşıyalar. Peki sizce şehirler bugün... Bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahipler mi? Bence şehirlerin tek başına bu sorunların üstesinden gelmeleri zor. Bunun için birkaç farklı yaklaşımlara gerek var. Bunlardan biri şehirler arası koalisyonlar oluşturmak. Bu özellikle küçük ve orta büyüklükteki şehirler için geçerli. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ilişkin öngörünüz nedir? Çok geri kaldık. Covid sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından ilerlemeye engel oldu. Ama daha önce de belirttiğim gibi Covid birçok gerçeği görmemizi de sağladı. Şehirlerimizde yapısal kusurların olduğunu gördük. Bugünkü haliyle şehir yönetim sisteminin eşitsizliğe yol açtığını gördük bu sorunları bir an önce çözmemiz gerekiyor. Aksi takdirde her zaman birilerini veya bir yerleri geride bırakmış olacağız. 2030'a kadar hedeflere ulaşmak için nasıl ilerleyeceğimize dair yeni bir bakış açısı getirmeliyiz. Birçok yerel yöneticinin pandemiden işleri farklı yapmamız gerektiğini farkına vararak çıktığını düşünüyorum. Bu hedeflerin bir değerlendirilmesi yapıldı ve siz oradaydınız. Acaba değerlendirmenin sonucu ne oldu? Acı gerçeği herkesin gördüğünü düşünüyorum. Hedeflerden giderek uzaklaşılıyor. Yoksulluk konusunda neredeyse başladığımız yere döndük. Ama bir yolun gelişme fark ettim. Üye devletlerin çoğu yerel yönetimler olmadan Hedeflere ulaşamayacağının farkına vardı ve bence bu ileriye atılmış dev bir adımdı. Biz de böylece sohbetimizin başındaki konuya yani başlangıca geriye dönmüş olduk. Ee, küresel gündeme şehirlerin katılımını sağlamak. Hmm, son bir soru, şehirlerle çalışmanın nesinden hoşlanıyorsunuz? Bence bu çok heyecanlı bir iş her şehir farklı. Her şehrin kendi özgü sosyal çevresi var. Kültürel özellikleri, gelenekleri var. Yani ne zaman başka bir şehirle çalışsam her şeye yeniden başlıyormuş çünkü bir heyecanlanıyorum. Yani sürekli bir öğrenme süreci. Bu kalp attığı sürece yeni zorluklardan sürekli keyif alacağım. İzleyicilerimize son bir sözünüz var mı? Sürdürülebilirlik hiç bitmeyen bir mücadele. <laughs> Mesaj alındı. <laughs> Nicholas, you bize vakit ayırdığınız için programa katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Haftaya tekrar şehir hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.